Selamlar, kanalıma hoş geldin. Bugün giriş seviyesinde alabileceğin çok uygun fiyatlı bir mikrofonla birlikteyiz. Baktığınızda tipi güzel, ses kalitesi de güzel. Dezavantajları var, artıları da var ama bence fiyatına göre artıları daha ön planda kalıyor. Sizlere ilerleyen dakikalarda hem kutu açılımını yapacağım hem de normal mikrofonla konuşacağım bir belli bir süre. Bir de yayın yaparsanız mikrofonu kullandığınızda nasıl bir ses gelecek, yayın yapıyormuş gibi oyun açacağım arka planda facecam görüntümle, sizlere bu detayları da vereceğim. Bence mikrofon güzel, hani fiyatına göre şu anda alabileceğiniz tip olarak, ses olarak giriş seviyesi bütün işlerinizi yapabilecek. Bu mikrofonla şarkı kaydet, podcast yap, yayın yap, birçok işinize yarayacak. Şimdi yorumları alırken okudum, birçok kişi aşırı derecede dip ses var, çok kötü kalite yazmıştı. Ben bunlara göz önünde bulundurarak gene de almak istedim çünkü sürekli mesaj geliyor Instagram'dan. Abi mikrofon incele, abi mikrofon incele, 500, 1000, 1500 TL bandında olsun. Ben de bunu buldum. Uygun fiyatlı olduğu için incelemek istedim ve deneyimledim de. Videodan öncesinde yayın yapıyormuş gibi deneyimledim. Birçok kez deneyimledim. Dezavantajlarından bahsediyorum. Birincisi, mikrofona kayıt yaparken hiçbir şekilde dokunmamanız gerekiyor. Ufak bir aparat alarak mikrofon tutuculara da takabiliyorsunuz bunu. Ama dediğim gibi ses açıp kısma yaparken kayıt esnasında yapmayın. Çünkü o tıkırdama kıkırdama sesleri içerisinden alıyor ve kaydın içerisine diyormuş gibi bir hava veriyor buna dokunursanız. Ayrıca sesi en yüksekte açtığınızda bir ufak dip ses alıyor. Ben şu an orta seviyede kullanıyorum ve dip ses almıyor. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Artı avantajına baktığımızda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Fiyatı çok iyi. Ayrıca görünümü çok güzel ve bir karışlık bir mesafeden, yani şu uzaklıktan konuştuğunuzda mikrofona gerçekten güzel ses alıyor. Yani tok bir ses alıyor. Robotikleştirmiyor bence sesi. Ama sesi en üst seviyeye alırsanız ve gürültü engelleme modunu da açarsanız o zaman sesiniz bir tık robotikleşir. Bu arada bunda herhangi bir tuş yok. Yani bundan bir gürültü engelleme modu açılmıyor. OBS tarzında yayın yaptığımız programlar gibi ya da kayıt yaptığımız programlarda olan gürültü engellemelerde en yükseğe alıp gürültü engellemeyi de basarsan robotikleşir sesin. Bundan yana sıkıntı yaşayabilirsin. Şimdi ben sizlere kutu açılımıyla baş başa bırakacağım. Zaten söyleyebileceklerimi anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten güzel bir görüntüye sahip. Ben beğendim mikrofonu. Sizler de ilerleyen dakikalarda göreceksiniz performansını ve yorumlarda bana bilgilendirme geç. Hani alır mıydın, almaz mıydın? Bunu yorumlarda tartışalım. O zaman kutu açılımına geçiyoruz. Şimdi cihazın kutusunu birlikte açalım. Şöyle ön kısmında gerekli yazıları yazıyor ve yan tarafında ve arka tarafında burada zaten gerekli bilgilerine yer verilmiş mikrofonun, böyle yakından da göstereyim sizlere. Başka kutunun dışında farklı bir şey yok. Havit logosu ve yazısı var. Hemen kutuyu şuradan açıyoruz. Kutuyu rahatlıkla açmak için bu kısımda bir yer yapılmış ve bunu kaldırdıktan sonra kutuyu rahatlıkla açabiliyoruz. Kutunun içerisinden böyle Havit'in hem sticker'ı hem de kartı çıkıyor. Bir de böyle kullanım kitapçığı gibi bir kitapçık geliyor. Mikrofonu böyle paketlemişler. Korunaklı mı? Korunaklı. Kutuda zaten zarar görmez. Kablosu da içinden çıkıyor. Hatta takılı bir şekilde geliyor. Bak şuralarda görüyorsun böyle desenler. Hani böyle yıldırım efekti deseni gibi desenleri bulunuyor. Bu kısım zaten böyle demirden, demir demeyeyim ama korunaklı, mikrofonu koruyabileceği yer. Bu kısımda sonsuz derecede dönebilen bir ses açma butonu. Bu açıdan dezavantajı var. Hani sesin nerede olduğunu anlayamıyorsunuz. Sürekli dönüyor. Burası da böyle istediğiniz noktaya hareket edebiliyor. Bak şöyle göstereyim hatta size. Şimdi bunu koyduk böyle masaya. Bu şekilde yapabilirsin. Veya böyle yana yapabilirsin ya da sola yapabilirsin. Her tarafa yatabiliyor. Ayrıca bunu sökebiliyorsunuz da bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Buradan sıkıp gevşetebilir veya açabilirsiniz. Daha da sıkı yapabilirsiniz. Tablo güzel. Altı kauçuk, çizme yapmaz masanızı. Ve koyduğunuzda herhangi bir şekilde düşmez. Zaten cihaz hafif bir cihaz. Ama tutacak kısmı gerçekten sert. Hani koyduğunuz noktada takılı kalıyor ve duruyor. Bu açıdan güzel olmuş. Şimdi ışıklarına bakalım hemen. Cihazı fişe taktığımızda da renkler böyle hafif bir şekilde değişiyor. Mavi, mor, yeşil, kırmızı gibi renkler oluyor. Bak şu anda kapandı. Tekrardan açıyorum sizler için. İlk açtığınızda zaten kırmızı stabil yanıyor ve başka da bir yer yanmıyor. Şuralardaki bu dediğim gibi yıldırım efektleri de hani böyle burası ne renk olursa bu kısımda o renge bürünüyor. Bu da güzel, tasarım anlamında iyi. Malzeme kalitesi plastikten üretilmiş. Şu üst kısım tel gibi bir yapıya sahip. Diğer taraflar plastik.
Hemen şöyle bir daha mikrofonu açayım. Mikrofonun şu kadar da bir boyutu var. Gayet küçük ve pratik bir mikrofon. Şimdi hemen sizlere bunun performansını göstermek için kamera karşısına geliyorum. Şimdi sizlere mikrofonun performansından birazcık bahsetmek istiyorum ve şu anda duymuş olduğunuz ses Havit GK52 modelli mikrofon üzerinden kaydediyorum. Bu mikrofona mikrofon tutucu da takabiliyorsunuz. Ufak bir aparat sayesinde bunu böyle bir mikrofon standına bağlayabiliyorsunuz. İster yayın yap, istersen böyle ufak tefek podcast ya da amatör şarkılar yap. Bu mikrofon fiyatını hak eden bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Bence fiyatının bir tık üstünde performans sergiliyor. Şimdi mikrofonun dezavantajlarından şöyle bahsedeyim. Şuradaki mikrofon tutucuya birazcık dokunsam ya da mikrofonun kendisine ses açıp kısmaya dokunsam ya da herhangi bir şekilde mikrofona ufak bir temasım olsa direkt bir arkasındaki o içerisindeki cızırtıyı tıkırtıyı alıyor hemen. Bu bir dezavantaj. Ayrıca sesini çok çok yükselttiğimizde yani en üst seviyeye getirdiğimizde bir tık dip ses alıyor. Ama şu anda herhangi bir dip ses almıyor. Böyle en üstün biraz aşağısında. Bir de şöyle de bir dezavantajı var. Crown tekeri yani bu ses açıp kısma tekeri sürekli dönüyor. Hani bir yerde durmuyor. Yani %100 olduğunu anlayamıyorsun. Ancak işte bir program sayesinde ya da işte kayıt yaparken sesini kısıp açarken mikrofona konuşma hissiyatından nasıl bir performansta olduğunu, kısık mı, ortada mı, yüksekte mi olduğunu bu şekilde anlıyorsunuz. Dezavantajları bunlar. Onun dışında bence tok bir ses alıyor. Cızırtı olmaması güzel. Şekli şemali de güzel. Fiyatı çok çok güzel. Şu anki devirde bahsediyorum. Mikrofona dokunmadan böyle güzel bir yere konumlandırdığınızda bence güzel işler başarabileceğiniz bir mikrofon olduğunu da unutmadan söylemek istiyorum sizlere. Şu anki ekonomik devirde birçok işinizi yapabileceğiniz bir mikrofon. Şimdi size bir de oyun performansını göstereyim. Diyelim ki bir yayıncısınız ve oyun oynamak istiyorsunuz. Yayınlarda kullanmak istiyorsunuz. Nasıl bir performans verdiğini gelin geçelim. Şimdi oyuna girdik ve gürültü engelleme modunu açtım. OBS'ten şu anda kayıt yapıyorum. Siz de eğer böyle yayınlar yaparken oyun oynamak ya da film izlemek, müzik dinlemek istiyorsanız gürültü modunu açarak çok güzel işler başarabilirsiniz. Şimdi hemen bu oyunu çok fazla da bilmiyorum bu arada. Bir deneyeceğiz. Bu ne lan? Buraya zıpladık. Ölümü hiç bilmiyorum, değişik bir oyun. Bunları dövemiyor muyuz acılar? Hızlı koştuk. Şuradan atlayacağız. Tamam. Tamam da amaç... Oğlum amaç ne lan? Buradan geri mi gideceğiz? Valla bilmiyorum ama işte böyle oyunlarda oynayabilirsiniz. Yani gayet güzel saran. Mikrofonun kalitesinde şu anda hani gürültü engelleme modunu açtığımızda da görüyorsunuz. Söyleyebileceklerim bunlardı. Sizler hani düşünürseniz, almak isterseniz sonuç bu olacak. Ürünle ilgili tüm testleri yapmaya çalıştım sizler için. Hem yayın yapar gibi hem de normal mikrofon karşısında sadece konuşma yaptım. Sizler de mikrofonun kalitesini görmüş oldunuz. Öncelikle bu mikrofon bir giriş seviyesi, bunu unutmamak gerekiyor. Eğer almak isterseniz, değerlendirmek isterseniz incelemesini ben sizler için yaptım. Ve şeffaf bir şekilde detaylıca anlatmaya çalıştım. Ürün bu, kalite bu. Yayın yaparsan, şarkı yaparsan ya da ne için kullanacaksan ürünü sana detaylıca anlattım. Senin de burada yapman gereken, daha doğrusu ricamdır, videoyu beğenmen, kanalı takip almandır. Ürünle ilgili veya kanalla ilgili veya benimle ilgili yorumlarını da aşağıya bırakmayı unutma. Görüşmek üzere.